Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşı karşıyayız. Bugün kuka nasıl kına yapılır onu göstereceğim. Onun yanında kendi küsen kehribarım var, onu da deneyeceğim. Yarın sonuçlarını size tekrar paylaşacağım. Bu videonun devamı olarak paylaşacağım. Ayrı ayrı video çekmeyeceğim. Kınayı, şu kınayı kullanıyorum arkadaşlar. Amir yazıyor. Burgundy henna kullandım şu anda. Yani bu kızıl tarzı biraz. Suya kattım ben, biraz karıştırdım zaman kazanmak için. Böyle suda iyice dağıttım. Biraz sıcak suyla yaparsanız bu çok daha iyi olur. İyice karıştırdım ben. Yapmamız gereken tek şey sadece tesbihi içine bırakmak. Bu kuka tesbihimiz, güzel bir kuka tesbihimiz. Orijinal renginde. İçine bırakacağız sadece. Ertesi günü bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir günde rengini alıyor aslında. Bir gün yetiyor. Sıcak suyla olması lazım ama ben biraz üşendim, soğuk suyla yaptım. İnşallah soğuk suyla yaptığımdan dolayı bir sıkıntı olmaz ki, olacağını düşünmüyorum. Bu da küsen kehribarım. Küsen kehribarımı da atacağım içine. İyice dağıtmam lazım. Yarın sonuçlarını videonun devamında paylaşacağım. Tek video olarak paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar, ertesi gün oldu. Şimdi kukamıza bakacağız. Bir de küsen kehribarımıza bakacağız. Nasıl renk almış göreceğiz beraber. Bakın kukamız. Çıkartayım hemen şöyle. Evet arkadaşlar, kukamız gördüğünüz gibi renk aldı. Bir de bunu kuru halde bakacağız. Küsen kehribarımız da aynı kuka gibi renk aldı gerçekten. Yani çok farklı bir malzeme. Evet. Kukamızı bir de kurutup bakacağız nasıl olacak bakalım. Sizinle onu da paylaşacağım. Evet. Kahverengi oldu şu an. Tam belki ışıktan dolayı iyi göremiyor olabilirsiniz. Evet. Kahverengi oldu. Küsen kehribarımız da beyazdı biliyorsunuz değil mi? Bu da kahverengi oldu. Silip parlattığımızda nasıl olacak merak ediyorum. Bence çok güzel olacak. Bunu da sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kukamızın son halini görüyorsunuz. Cila atılmamış, yağ sürülmemiş. Sadece kuruttum arkadaşlar. Kınamız hiçbir şekilde cilasını bozmadı. Kukanın cilasına hiçbir şekilde zarar vermiyor arkadaşlar. Nasıl renk aldığını görmenizin yanına ham halinde koyuyorum. Kınaya yatırmadan önceki hali buydu. Evet, gayet net belli oluyor. Aradaki fark. Bakın cilasından, parlaklığından hiçbir şey fark etmedi. Gayet güzel oldu. Bunu evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. İstediğiniz ortamlarda deneyebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Sadece ortalığı kirletmemeye çalışırsanız yetiyor. Evet, çok güzel, şıkır şıkır parlak oldu arkadaşlar. Ben kızıl rengini kullandım. Bunun siyahını, sarısını veya kestane tonunu, kahverengi tonlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca kınada satıyoruz. Bilginiz olsun. Tesbih seven arkadaşlar bizden kınada temin edebilirler. Bunun dışında bakaliti denemiştik küsen kehribarımızı. Küsen kehribarımızda arkadaşlar bakın, harika muhteşem bir renk oldu. Bembeyazdı bu. Bak şuralarda biraz beyazlığını andırıyor. Yani böyle bir malzeme kuka gibi renk emiyor, koku emiyor. Dezenfektan özelliğe sahip. İkisi bir arada oldu ama kukayla bakalit kehribarı ne yapalım, kutuya beraber atmıştık. Kına kutusuna beraber koymuştuk. Paylaşayım beraber. Çekebilir mi diyorsun? İyi günler.